Burçin. Niye geldin? Ne kapıdan gidiyoruz? Hangi kapış yapar? City Wall. Eskişehir'in kapısı. Pile kapısından giriyoruz biz. Aynen öyle. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Adım atılmıyor. Çeşmesi. Bunun aynısından bir tane de çıkışında var. Efendim. Zamanında veba salgınından korunmak için temiz su sağlanması için yapılmış sanatsal bir çeşme olduğunu söylemeliyim. Yine klasik ortaçağ ve veba her taşın altından çıkıyor. İstikametimiz Büyük Cadde. Burçin'cim neydi caddemizin ismi? Radunya. Bu caddeden karşıya doğru ilerleyerek şehrin içerisinde küçük dar sokaklarla aralara gireceğiz. Ve kaybolacağız burada. Şu an Fransiska Manastırı'na geldik. Burçin'in söylediğine göre dünyanın en eski eczanelerinden biriymiş. Gireceğiz birazdan. Gireceğiz. Bu salgısı mı? Francesca Manastırı'ndan ayrıldıktan sonra tekrar rotamıza koyulduk. Bu ana cadde üzerinde böyle aralara giren küçük küçük caddeler var. Buralara girip kaybolmamız gerekecek. Ama henüz ana destinasyonu tamamlamadık. Hırvatistan sokakları akşamki maça hazır. Bayraklar. Gerçi grup liderlikleri garantili. Ama bayraklar, formalarla heyecanlı akşamı bekliyorlar. Buradan detay çok görülebiliyor mu bilmiyorum ama sokak yukarıya kadar içine tırmanıyor. Tepede, en tepede böyle kum tepesinde gezen insanlar var. Oralara yarın çıkacağız, bugün değil. Bu da Dubrovnik'teki sokak tabelası anlayışı. Burada restoranların, shopların bu arada olduklarını gösteriyor. Oldukça keyifli. Şu an Strada'nın sonuna geldik. Strada'nın sonuna çıktığımızda karşımızda San Blas Kilisesi. Karşıda küçük Smolon Foro Çeşmesi. Sforza Palace. Kültür Müzesi'ne geldik. Gerçekten Ortaçağ Kalesi içerisinde bir ambiyans yaratmışlar. Çok kötü bir espri yapmak istiyorum Burçin ama sonra bana kızıyorsun. Dubrovnik Üniversitesi Rektörü'nün sarayında. Kendimi zor tuttum ve bu ana kadar beklediğim ilk yapmam için ama artık yapmak zorunda olduğumu hissettim.
sınırından dışarıya çıktık. Denizi görebildik surlardan çıkınca. Bolca tur var. Deniz için ada turları var. Evet, yarın da amacımız küçük bir tur. Meydana. Evet. Gelelim. Game of Thrones filminde utanç üçünün çekildiği yere. Cersei. Meşhur Westerling'e geldik. Game of Thrones'un çekildiği setlerden biri. Kralın diyarındayız. Demir Taht içeride. Sahne utanç yürüyüşü sahnesi, onun çekildiği yerde tam olarak burası. Shame.